İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 13 Ağustos Perşembe, saatlerimiz 19.44'ü gösteriyor. Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli İl başkanları. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda gündeme ilişkin konular değerlendirildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sismik araştırma çalışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke olarak haklarımıza sahip çıkıyoruz dedi. Ülkemizi enerji rekabetinin dışında bırakmak isteyenler bizim haklarımızı sahip çıkmamızdan bundan da rahatsız oluyorlar. Özgüven yoksunu bir Türkiye hayali kuranlar bizim diklenmeden dik duruşumuzdan da rahatsız oluyorlar. Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik adımları hem iç politikada hem dış politikada adeta bir turnusol kağıdına dönüşmüştür. Doğu Akdeniz'de Türkiye bugüne kadar ne yaptıysa meşruiyet temelinde ve Libya ile olan mutabakat muhtıralarına göre yapmıştır. Hedefine Yunan ve Rum yönetimini alan Cumhurbaşkanı, kimse kendini dev aynasında görmemeli ifadelerini kullandı. Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok saymaya çalışan Rum, Yunan zihniyetidir. Hukuksuz adımların bir başka amacı da Akdeniz'e en uzun kıyı şeridi olan ülkemizi Antalya Körfezi'ne hapsetmektir. Tüm bunlar Türkiye'yi denizden çevrelemeye dönük hamlelerdir. Biz daha önce defalarca böyle bir oyuna asla gelmeyeceğimizi ilan ettik. Ancak son dönemde Doğu Akdeniz'e sahildar olmayan bir ülkenin de kışkırtmalarıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz. Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Çok açık, net konuşuyorum. Şov peşinde de koşmamalı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Oruç Reis'in kıta sahanlığı içerisinde yaptığı araştırmayı 23 Ağustos'a kadar aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Oruç Reis'in pazartesi günü başlattığı çalışma, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığımızın sınırları içindedir. Kimse endişe etmesin. Bu saha 2012 yılında Türkiye petrollerine verdiğimiz ruhsat sahalarında yer alıyor. Biz ruhsatları resmi gazetede yayınlayarak kendi kamuoyumuzla hem de dünya ile paylaştık. Oruç Reis gemimiz bölgede 23 Ağustos'a kadar sismik araştırma faaliyetlerini yürütecektir. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır ise art niyetlidir. Erzurum, Tortum ve Oltu Belediye Başkanları Büyük Birlik Partisi'nden istifa etmişti geçtiğimiz günlerde. AK Parti'ye geçtiler. Bugün de il başkanları toplantısında rozetleri takıldı. Mahalli idareler genel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden seçildiler. Çok geçmeden istifa ettiler. Erzurum Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider ve Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı AK Parti'ye geçti. Ağrı ilimizden 3 belediye başkanımız var. Eleşkirt ilçemiz, Yayladüzü, Yücekapı beldelerimiz. Batman'dan 2 belediye başkanımız var. Kozluk ilçemiz belediye başkanı ve Bekirhan belediye başkanımız. Erzurum, Oltu, Tortum ilçe belediye başkanlarımız ve Trabzon Hayrat Belediye Başkanımız. Bundan sonra inşallah AK Parti ilkeleri doğrultusunda manifestoda belirlediğimiz prensipler ışığında hizmete devam edeceklerdir. Ben kendilerine, AK Parti ailesine katılımlarından dolayı yeniden hoş geldiniz diyorum. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim, bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. Baharıyla yazıyla. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında iki başkana rozetleri takıldı. Öte yandan Muammer Yiğider 23 Temmuz Perşembe günü partisinden istifa ettiğini belirterek
Kendi istek ve arzumla Büyük Birlik Partisi'nden istifa ettim. Bir süre bağımsız belediye başkanı olarak görevime devam edeceğim. Ancak bugün basında yer alan haberlerde sanki Büyük Birlik Partisi bizim ilişiğimizi kesmiş gibi lanse edilerek haber yapılması bizi üzmüştür demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin milli bağımsızlık mücadelesi yürüttüğünü belirtti. Ekonomik anlamda bir milli bağımsızlık modeli ortaya koyduk dedi. Benim için duygusal ama bir anlamda... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kur eleştirilerine yanıt verdi. Bir televizyon programına katılan Bakan Albayrak, kendisine yöneltilen, "Bu fırtına bizi etkiliyor mu? Dolar yükselince telaşlanıyorum. Endişelenmeli miyiz?" sorusuna, "Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir işiniz var mı?" şeklinde karşılık verdi. Sinerjiyi oluşturan bakış açısıyla. Bakan Albayrak, Türkiye'de kurun 2 sene önce de bu seviyede olduğunu belirtti. Türkiye, 80'li yıllardan itibaren serbest piyasa ekonomisine geçtiğinden beri bir kur algısıyla ekonomiyi ölçmeye yönelik bir psikolojik iklime girmiş. Bunun eski dönemlere kıyasla bugün çok daha az etkilediği bir süreçteyiz. Eskiden daha fazla etkiliyordu kur sistemi. Türkiye'nin kırılganlıklarının kurla ilişkili olanları. Zaten bunu daha az etkilesin diye Türkiye'de ekonomik bir dönüşüm var. Kurdaki hareketlilik işte 20 kuruş çıktı, 10 kuruş indi, 30 kuruş çıktı, 20 kuruş indi. Veya sokakta konuşulan hep bugünkü seviyeler. 2 sene önce de bu düzeydeydi. Hatırlıyor musunuz? 2018'de bu seviyelerdeydi. Dolar aya çıkacak deniliyordu falan. Düştü. Sonra bir çıktı tekrar, sonra bir daha indi. Benim için duygusal ama bir anlamda mutlu, güzel bir... devir töreni. Çünkü hakikaten 2,5 yıldır... Muharrem İnce günlerdir beklenen konuşmasını yaptı. Bin günde memleket hareketini başlatacağını söyledi. Seçim gecesi neredeydin sorusunu da yanıtladı. Laf yetiştirmek, kolay yolu seçmek, muhalefet olarak kalmaktan memnun olmak demektir. Günlerdir konuşuluyordu. Şimdi konuşma sırası bende diyerek kürsüye çıktı. Muharrem İnce basın toplantısı düzenleyerek bin günde memleket adıyla bir hareket başlatacağını söyledi. Bugün başlattığımız hareketin adı bin günde memleket hareketidir. Bu hareketin kadrosu, alanında uzman, Türkiye sorunlarına kafa yoran, çözüm üreten kişilerden oluşmaktadır. Önümüzdeki günlerde bu kadroyla karşınıza çıkacağız. Zafer hazırlanmaktır. Kadromuzla, söylemimizle, milletimizle zafere hazırlanıyoruz. Bu nedenle 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'ta olacağız. 4 Eylül'de memleket hareketini hep birlikte başlatacağız. Seçim gecesi en çok merak edilen konular arasındaydı. O soruyu da yanıtsız bırakmadı. Ne yapıyorsunuz dedim. Bana bilgi verin diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok elde. Nasıl çıkacağım milletin karşısına ben? İkinci tura kaldı mı kalmadı mı? Bilmiyorum ki. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları. Seçim ikinci tura kaldı dediler. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Elinde belge yok ki senin. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Nasıl çıkacağım ben? Bana neredeydin diye soranlara... özür diliyorum onlardan. Krizi kötü yönetmiş olabilirim. O yorgunlukla ama unutmayın ki bana veri vermediler. Veremediler çünkü yoktu. İnce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert eleştiriler de bulundu. 1950 ile 1960 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi çok kötü günler yaşamıştır. İktidarı devretmiştir. Bu 10 yılda 7 kurultay yapmıştır Cumhuriyet Halk Partisi. Ve bugünlerde ilerlemiş yaşına rağmen Genel Başkanımız rahmetli İsmet İnönü o kurultayları saatlerce, günlerce, haftalarca sonuna kadar izlemiştir. Bugün kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kendisi konuşup çekip gitmiştir. Hafta sonu yapılan kadın kolları kurultayına ise katılma zahmeti dahi göstermemiştir. Partinin en üst organı olan kurultayın seçmediği parti meclisi üyesini iki satırlık bir yazıyla siz seçmezseniz seçmeyin ben genel başkan yardımcısı görevini ona veririm diyerek kurultay iradesini de tanımayan bir genel başkanımız var artık.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi duyurdu. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine okullar 31 Ağustos'ta online olarak açılacak. Bilim Kurulu yüz yüze eğitimin bir ay daha ertelenmesini istedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimin başlayacağını duyurdu. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 eğitim öğretim yılına da başlıyoruz. Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için de bir tarih verdi. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi günden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitimin seyreltilmiş bir şekilde başlayacağını belirten Selçuk, okullarda gerekli koronavirüs tedbirlerinin alınacağını söyledi. Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okullarımızın destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkesin sağlık durumu HES kodları marifetiyle de takip altında olacak. Ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konmuş kişiler bu sistem sayesinde tespit edebilecek ve gerekli önlemler de alınacaktır. Hem öğrencilerimiz için, hem öğretmenlerimiz için, hem de velilerimiz için bir takım rehberler, kılavuzlar hazırladık ve bunların ne şekilde uygulanacağının ayrıntısını da devam ettireceğiz. Teneffüslerde ve benzeri durumlarda neyi nasıl yapacakları konusundaki standartlarda bu kılavuzlarda yer alıyor ve zamanı gelince de çok ayrıntılı bir biçimde bunları da açıklayacağız. Maske tedariği elbette bakanlığımız tarafından da sağlanacak. Öte yandan salgın sürecinde okullardaki personel sayısında da artışa gidildi. Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve güvenlik personel alımları da süratle devam ediyor. Salgın şartları nedeniyle de bu personelin sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz. Okullarımızla ilgili bütün ihtiyaç kalemleri de tek tek çıkarılmış ve hangi il düzeyinde, hangi ilçe düzeyinde, hangi okul düzeyinde nelere ihtiyaç olduğu da çok somut olarak ortaya konulmuştur. Bunların takibi de devam ediyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Anlaşma neleri içeriyor? Detaylar haberimizde. Türkiye ile Libya arasında hem ekonomik hem de ticari ilişkileri güçlendirecek yeni bir anlaşma yapıldı. Detayları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı. Geçmişte yarıda kalan proje ve alacak sorunlarının çözümü ve gelecekte yeni projelerin ve yatırımların gerçekleştirilmesi için Sayın Bakan ve teknik heyetlerimizle beraber çok kapsamlı, güzel bir çalışma yaptık. Ve bu konuda geleceğe yönelik çok olumlu bir adım atmanın memnuniyeti içerisindeyiz birlikte. Yakın geçmişte Türk firmalarınca Libya'da üstlenilen bazı müteahhitlik projeleri yarıda kalmış, söz konusu projelerin tamamlanmasıyla ilgili bazı belirsizlikler olmuştu. Bu nedenle bazı firmalar alacaklarını tahsil edememişti. İki ülke arasında yapılan anlaşmayla bu sorun çözüme kavuşmuş olacak. Bakan Pekcan, Libya'da iş yapmak isteyen firmalara da seslendi. Bu mutabakat zaptının yürürlüğe girmesiyle beraber firmalarımızı ellerindeki tüm bilgi ve belgelerle Libya'daki işveren idarelere başvurmaları ve imzalanan metin uyarınca görüşmelere başlamalarını beklemekteyiz. Bu görüşmelerde hak ediş alacaklarından avans ödemelerine, teminat mektuplarından makine, ekipman, şantiye ve yapılan proje zararlarına, fiyat artışlarından projelerin devam edip etmemesine, devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konular ele alınıp kalıcı bir çözüm elde edilmesini bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgın sürecini eğlencelere bir sürecini değerlendirdi. Eğlencelere bir süre ara verelim dedi. Maske aynı şekilde büyük önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele konusunda vatandaşları uyardı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, maskenin doğru kullanılması gerektiğini belirtti. Tamam diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske ve mesafe üçlüsünü tüm milletimden özellikle korumalarını ve buna sahiplenmelerini hatırlatıyorum ve istiyoruz. Temizlik büyük önem arz ediyor. Maske aynı şekilde büyük önem arz ediyor. Ve bunu takmalıyız. Bakıyorsunuz, maskeyi taktığını söyleyen maskeyi çenesinin altına koymuş. Bu olmaz. Bunları bir defa dikkatle uygulamamız lazım. Bu süreçte devlet olarak her türlü imkanın seferber edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların da bu konuda özenli olmasını istedi. Hastanelerimiz en modern anlamda var. Hamdolsun doktorlarımız büyük çabalarla, büyük gayretler sarf ettiler, sarf ediyorlar. Ambulans helikopterleri, ambulans uçaklarımız, ambulanslarımız her an zaten seferberlik halinde. Bütün bunlarla dünya ile yarış halindeyiz. İlkler arasındayız. Ama halkımız da bizi anlasın. Yani toplu yerlerdeki birçok yapılan eğlenceler, şunlar bunlar vesaire. Ara verin ya. Bu dönemde de eğlencelere vesaire ara verin. Türkiye Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlemişti. Ardından Irak bu saldırıyı kınamıştı. Irak'a cevap Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği SİHA saldırısında Irak'ın iki üst düzey askeri yöneticisi öldürülmüştü. Bu sebeple iki ülke arasında başlayan gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki Sidekan bölgesine düzenlediği SİHA saldırısını kınayan Irak'a yanıt verdi. Dışişleri, Irak'ı terörle mücadelede ilkeli bir tutum takınmaya davet etti. Irak'ı bu doğrultuda gerekli adımları atmaya, bu durumu fırsat bilip ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz. PKK terör örgütünün yıllardır Irak'tan Türkiye'ye yönelik saldırılarda bulunduğu hatırlatıldı. Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın öncelikle Irak'ın sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Bu hususta ülkemiz Irak'la işbirliğine hazırdır. Ancak Irak'taki terör örgütü PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde, ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli ve emeklileri biriktirme ve yardımlaşma sandığı 7 milyon liralık yolsuzlukla gündeme geldi. Meclis Disiplin Kurulu 4 personelin memuriyetten atılmasını istedi. Hesaplar incelendi. 7 milyonluk açık tespit edildi. İsmi yolsuzluğa karışan 4 ismin memuriyetten atılması istendi. Oturduğunuz için teşekkür ederiz şeklinde bir yazınında. İddiaya göre yolsuzluk, Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli ve emeklileri biriktirme ve yardımlaşma sandığında tespit edildi. Geçmiş döneme ait hesapları inceleyen yeni yönetim, 7 aylık çalışma sonrası 2018-2019 yıllarına ilişkin 7 milyonluk yolsuzluk tespit etti. İddialar genel kurul toplantısında gündeme geldi. Sandığın mali tablosu hakkında bilgi veren yönetim kurulu üyesi Ali Kızılpınar, 2015 yılı evraklarının imha edildiğini belirtti. 2019 yılı zararının 3.034.965 lira olduğunu açıklayan Kızılpınar, banka muhasebe kayıtlarında 1 milyon liralık çıkış var ama 1.200.000 lira olarak kayıtlara geçilmiş dedi.
Kızılpınar slaytlar halinde sandığın nasıl zarara uğradığını anlatırken, 3 eski yöneticisi ve bir üyesinin usulsüz şekilde kendilerini sandığa 3.996.133 lira borçlandırdığını öne sürdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Disiplin Kurulu, sandığın eski yönetim başkanı Ş.İ.'ye kınama cezası verilmesine karar verdi. Yönetim kurulunda yer alan 3 ismin ve bir üyenin de memuriyetten atılması istendi. Şöyle. Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olan Profesör Doktor Abdur Alparslan Ceylan, Kırgızistan Manas Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Bizim okuzellerin en başlı savunma yılıdır. Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Alparslan Ceylan, Kırgızistan Manas Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Konuma ulaştığını görüyorum. Atatürk Üniversitesi'ne değer katan, gerek iş çevresi gerekse öğrencileri tarafından övgüyle anılan Alparslan Ceylan'ın kariyeri Kırgızistan'da devam edecek. Yazmış olduğu sayısız kitap ve akademik çalışmalarla tarihe ışık tutan Ceylan, Manas Üniversitesi'nde rektörlük yapacak. Manas Üniversitesi iki kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa kurulan bir eğitim kurumu. Uluslararası nitelikli özel statülü bir devlet üniversitesi olarak hizmet veren üniversitenin kuruluşundan bu yana büyük emek, çaba ve kaynak sarf edildi. Öyle ki her iki ülkenin bilgi ve birikimlerinden en üst düzeyde yararlanılıyor. Bu kapsamda Manas Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Profesör Doktor Alparslan Ceylan'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Üniversite adaylarının tercihleri için son gün yarın. Henüz tercihlerini yapmayan öğrenciler tercihlerini nasıl yapmalı, nelere dikkat etmeli izliyoruz. YKS tercihleri için zaman daralıyor. Öğrenciler 14 Ağustos saat 23.59'a kadar tercihlerini yapabilecek. 6 Ağustos itibariyle başlayan üniversite tercih sürecinde son gün geldi. Adaylar, ÖSYM'nin bildirdiği YKS tercih tarihleri bilgisine göre işlemlerini tamamlamak zorunda. Peki, henüz tercihlerini yapmayan öğrenciler doğru tercihi nasıl yapmalı? Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine bağlı yapılmalıdır doğru tercih. Örnek veriyorum, tercih kılavuzuna göre yapılan tercih sadece sıralama ve puan odaklıdır. Doğru tercih daha çok öğrencilerin ilgi alanlarına, yeteneklerine, yapabileceği mesleklere göre yapılmalıdır. Sıralamayı kesinlikle şu şekilde yapılması gerekiyor. İlk başta 3'e ayırsın. İlk başta gelemeyeceği, mesela örnek veriyorum 100 binde sıralaması, 60 binden veya 70 binden başlasın öğrenci. İlk 6 tane sıralamayı balon sıralama olarak da biz bunu nitelendiriyoruz. Gelmesi, yani düşük olan ihtimalli olan yerleri yazsın. Ondan sonra orta derecedeki şeyleri, yani hemen hemen sıralamasına göre gelebilecek yerleri yazsın. En son olan, yani 3. bölmeye olan 24 tercihe kadar olan bölmeyi de, yani kendi garantiye alabilecek yerleri yazsın. Öğrenci tercih sırasında hala kararsızsa mutlaka bir bilirkişiye danışmalı. Genel olarak yani rehber koçları, tercih koçları, onun haricinde rehberlik öğretmenleriyle birlikte tercih yaparlarsa bu konuda daha sağlıklı olur. Öğrenciler tercihlerini yaparken mutlu olacağı meslekleri seçmeli. Genelde öğrenciler şöyle sorular soruyor. Hocam bölüm mü, şehir mi, üniversite mi? Aslında bunların üçüne de dikkat edilmesi gerekiyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Konya'da bir üniversite, Selçuk Üniversitesi'ne öğrenci yazıyor. Yani şöyle problemle karşılaşıyor. Bir ilçesini yazmış oluyor. Yani gittiği üniversitenin tam olarak bölümünün nerede olduğunu bilmesi gerekiyor. Hangi bölüme gitmesi gerektiğine alakalı. Örnek veriyorum, teknik bir üniversitedeyse laboratuvar imkanları nasıldır? Sağlıkla alakalı bir şeyse yine aynı şekilde staj imkanları nasıldır? Bunları iyi bir şekilde yani tamamen değerlendirmesi gerekiyor. Örnek veriyorum, bir şehri veya bir üniversiteyi tercih yaparken bunların programlarından haberdar olması gerekiyor. Bunları da üniversitelerin sitelerinden araştırabilir. Mesela Mevlana programı var mı? Erasmus programını destekliyor mu? Denklik olan üniversiteler veya ülkeler hangisidir? Onun haricinde Farabi yapabiliyor mu? Bu tarz şeyleri de araştırması gerekiyor. Teknik açıdan da zaten örnek veriyorum, mühendislik, özellikle mühendislik bölümlerini tercih ettiyse staj imkanları o bulunmuş olduğu şehirde var mı? Ya da sağlıkla alakalıysa kesinlikle laboratuvar şartlarını araştırması gerekiyor. Öğrencilere en büyük ricam kesinlikle ve kesinlikle
yapamadığı, istemediği, olsun diye yani herhangi bir şekilde mezun olmaktansa hayatını mahvedeceği bir bölümü kesinlikle yazmasın. Bir işin delisi olmadan velisi olunmuyor. Sevebileceği bölümleri yazsınlar. Kesinlikle bunun haricinde dışına da çıkmamasını öneriyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin üretime dayalı şirketlerinden biri olan Esker Anonim Şirketi'nde deriler yeni bir boyut kazanıyor. Kimyasal görmemiş hakiki deriler Erzen'de hayat buluyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in direktifiyle Esker Anonim Şirketi bünyesinde kurulan Esker Deri, üretim kapasitesiyle deri sektörüne yeni bir ivme kazandırdı. Mesleki eğitim kurslarıyla birlikte nitelikli elemanlar aynı çatı altında toplandı. Ürün segmentini her geçen gün artıran kuruluş, şehir ekonomisi ve deri sektörüne de önemli katkılar sağlıyor. Biz 2015 yılında bir grup üründe çalışmalarımızı yaptık ama kıymetli müşterilerimizin bizi yönlendirmeleri, onların talepleri doğrultusunda ürünlerimizde Ar-Ge çalışmalarımız, mühendis ekiplerimiz tarafından yenilenerek ürün gamımız. Esker Anonim Şirketi Genel Müdürü Baran Zahit Türk, üretimlerde tamamen müşteri odaklı çalışıldığını ifade etti. Ürünler tasarımcının elinden çıktığı gibi değil, müşterinin isteğine göre satışa sunuluyor. Tamamen müşteri odaklıyız, butik çalışıyoruz, müşteri taleplerini göz önünde bulunduruyoruz. Müşterilerimizin ürünler üzerinde istedikleri değişiklikleri Ar-Ge birimi mühendislerimiz, üretici arkadaşlarımız geliştirerek ürün gamımızı tüketiciyle buluşturuyoruz. Peki, deri ürünleri alırken nelere dikkat edilmeli? Alınan ürünlerin bakımı nasıl olmalı? Derinin işlenmesinden son finisaj bölümüne kadar her şeyi bir detaydır derinin. Ve markaya bakılmalı, marka değeri göz önünde bulundurulmalı. Tesisimde, üretim aşamalarında tamamen hakiki, nebati, çok fazla kimyasalla işlenmemiş deriler tercih ediyorum. Tabii deri ayrıcalık istiyor kullanımda. Bugün derinin maruz kaldığı şartlar değişmeli. Deri kullanıcısı bunu çok iyi biliyor. Deri düzgün olarak nemli bezlerle temizlenmesi gerekiyor. Sürtünmelerde dikkat edilmesi gerekiyor. Deride ışık, güneş ışığı deriyi etkiliyor. Bunları kullanıcılara biz de öneriyoruz. Kendileri de deri sevdalıları, deri kullanıcıları da bunları uyguluyorlar. Renkli kişiliği ön plana çıkaran ürünler uygun fiyatlara reyonlardaki yerini alıyor. Ürün gamındaki fiyat politikamız da rekabet çerçevesi doğrultusunda muadillerinden çok çok uygun fiyatlara satılıyor. Dönemsel olarak dini bayramlar, özel günlerde indirimlerimiz mevcut. Bunları da müşterilerimize sunduğumuz imkanlar arasında yer alıyor. Trabzon'da sağanak yağış sele neden oldu. Selle birlikte gelen malzemeler yolları kapatmış durumda. Sağanak Doğu Karadeniz'de yine sele neden oldu. Yollar kapandı, her yer çamura bulandı. Burası Trabzon'un Sürmene ilçesi. Sağanak nedeniyle Ormanseven mahallesinde sel oldu. Selle gelen taş ve molozlar yolu kapattı. Mahalledeki dere taştı. Yağış nedeniyle iki kişi evlerinde mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD görevlileri bir süre sonra ikisini de kurtardı. Karayolları ekibi de iş makineleriyle yolu açmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Erdemliler hareketiyle 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti 19. yılını kutluyor. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Ağustos 2001 yılında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sloganıyla yola çıkıldı. Türk siyasi tarihine 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı kazandıran AK Parti 19. yaşını kutluyor. Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Partinin kurucusu Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te okuduğu bir şiir gerekçesiyle 10 ay hapse mahkum edildi. 2002 seçimlerinden birinci parti olarak çıkılsa da ilk başbakan olamadı. Bu nedenle 58. hükümet Abdullah Gül başkanlığında kuruldu.
Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle Recep Tayyip Erdoğan, siyasi yasağının kalkmasının ardından 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilerek meclise girdi. İşte Cumhur! İşte Cumhur'un reisi! 58. Hükümet 11 Mart 2003'te istifa ettikten sonra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hükümeti kurma görevini Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Recep Tayyip Erdoğan 15 Mart 2003'te 59. hükümeti kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu. Yerel seçimde ilk sınav 2004'te verildi. %41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. 2007'deki genel seçimde AK Parti Tunceli dışında 80 ilden milletvekili çıkardı. Tek başına iktidar oldu. Ülkemizin 81 kentindeki yasal örgütlenmesini tamamlamış durumda. 367 krizi olarak kayda geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2007'de yapılan oylamada Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin önü açıldı. Sandık başına gidildiğinde takvimler 10 Ağustos 2014'ü gösteriyordu. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. ve halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2. Olağan Kongre ile Binali Yıldırım AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. 65. hükümeti kurarak başbakan oldu. 16 Nisan 2017'de yapılan referandumda parlamenter sistem dönemi kapanırken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. 24 Haziran 2018'de yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan %52,38 oy alarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı oldu. AK Parti 19 yıl içinde devlet içinde yapılanan terör örgütleriyle bölücü terör örgütlerinin saldırıları, kapatma davası, Danıştay saldırısı, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz kaldı. Gelecek bizim elbet, gelecek bizim elbet. Kocaeli'de askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada biri ağır, 8 kişi yaralandı. Askeri araç kaza yaptı. Biri ağır, 8 jandarma personeli yaralandı. Kaza Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Jandarma personelini taşıyan midibüs rampa aşağı indiği sırada freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs önüne çıkan bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan iki araç cami duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 17 personelin bulunduğu midibüste biri ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan askeri personelin hastanedeki tedavisi sürüyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece yarısı herkes uyurken bir operasyon düzenlendi. Hedefte bombalı eylem hazırlığındaki terörist vardı. O teröristin ifadesi geliyor ekranlarınıza. Eylem hazırlığındaki DAEŞ terör örgütü mensubu terörist Bursa'da kıskıvrak yakalandı. İnegöl ilçesinde son 2 ayda 5 iş yerinde yangın çıktı. Yangınların nedeni belirlenemeyince terörle mücadele ekipleri devreye girdi, geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 800 güvenlik kamerası kaydı incelendi ve yangınların faili ortaya çıktı. Ekipler, yangının ardından bir şüphelinin cep telefonuyla kısa görüntü aldıktan sonra kırmızı bisikletle olay yerinden kaçtığını belirledi. Tüm hazırlıklar yapıldı, şüpheli gece evine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Zanlının 2017-2018 yıllarında Suriye'nin Deir ez-Zor bölgesinde terör örgütü DAEŞ eylemlerinde adının geçtiği saptandı. Polis ekipleri zanlının evinde geniş çaplı arama yaptı. İntihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, el yapımı patlayıcı, ateşleyici, barut, bomba kuvvetlendirici ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan zanlı ise terör örgütü DAEŞ mensubu olduğunu itiraf ederek eylem hazırlığında olduğunu söyledi. Terörist, iş yerlerini DAEŞ'ten aldığım talimatlarla yaktım. Yaktığım iş yerlerinin cep telefonuyla görüntüsünü alıp DAEŞ'e gönderdim. Asıl amacım eylem yapmaktı.
Hedefim polis merkezine girip kendimi patlatmaktı ama yakalandım, dedi. Yozgat'tan bir haberimiz var sırada. Orada bir tutuklu eşini öldürmek için hapishaneden kaçtı. Kızını aradı. Polisler anında müdahale etti. Eski eşini öldürmek için cezaevinden kaçtı. Polisler kız kıvrak yakaladı. Görüntüler Yozgat'tan. 41 yaşındaki Ecevit K. 28 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl hapisle cezalandırıldı. 11 Ağustos'ta Sincan Açık Cezaevinden firar ederek eski eşi A.O.'yu öldürmek üzere Sorgun ilçesine geleceğini kızına belirtti. Kızı durumu ekiplere ihbar etti. Bunun üzerine Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri ortak çalışma başlattı. Polis koruma kararı uyguladı. Sorgun ilçesinde ikamet eden A.O. ve kızlarını istedikleri güvenli başka bir ile yerleştirdi. Emniyet ekipleri kent güvenlik yönetim sistemi kameraları üzerinde yaptıkları çalışmada firarinin Sorgun otogarına geldiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen polis firariyi Cumhuriyet Caddesi'nde yakalarken yapılan üst aramasında eski eşi A.O.'nun ev adresinin yazılı olduğu notu buldu. Firarinin emniyette işlemleri sürerken polisin titiz çalışması sonucu olası bir kadın cinayetinin önlendiği bildirildi. Şimdi sırada bir kaza haberimiz var. İstanbul'da köpekten kaçan bir çocuğa araba çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sokak köpeğinden kaçan çocuğa araba çarptı. Küçük çocuğun can havliyle kaçtığı anlar işte böyle görüntülendi. Feci kazanın adresi İstanbul'un Esenyurt ilçesi. 9 yaşındaki Ahmet Halil kendisine doğru koşan köpekten korktu ve kaçmaya başladı. Korku içerisinde koşan Ahmet kaçarken ana yola atladı. Bu sırada küçük Ahmet'i fark etmeyen otomobil sürücüsü hızını kesemedi ve çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre ileriye fırlayan Ahmet yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ezikler ve yaralar oluşan Ahmet Halil olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi devam eden çocuğun hayati tehlikesi bulunmuyor. Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen meteor yağmuru yurdun birçok yerinden çıplak gözle izlendi. İşte o görsel şölen. Meteor yağmurlarının en görkemlisi, Perseid meteor yağmuru. ...12 Ağustos gecesi Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden gözlendi. Ülkenin dört bir yanında Perseid ve Samanyolu'nun görkemli ışıltılarını izlemek için etkinlikler düzenlendi. Bazı vatandaşlar anın tadını çıkardı, bazıları ise bu güzel olayı ölümsüzleştirmeye çalıştı. Bazı gençler ise bu güzel şöleni gitar eşliğinde şarkı söyleyerek izledi. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Sizler de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 27 43 numaralı WhatsApp haber ihbaratımıza gönderebilirsiniz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.